Savaş. Yakaladın. Ben de Ben Sayın şu Ahmet haberi Hoca'yı bir bakayım. dinlerken Tabii aynı ki senin. şeyi düşündüm. Evet, Berlanda gitti. Arkasından Musa ile sözleşme yap. Yap sözleşmeyi, koy çekmeceye. Medya önünde sözleşmesi devam ediyorsun. Lig devam ediyor. Diğer futbolcu arkadaşları Florya'da evinde onu izlerken ister istemez etkilenir. Sayın Ahmet Nur Çelik'in dediği gibi. Bir de orada Marka Lüyündama'ya tekrar tekrar vurgu yapacağım. Marka Lüyündama soruluyor. Bunların birisinin 1 yıl, birisinin 2 yıl sözleşmesi var. Uzatacağız diyorsunuz. Öbür tarafta Saracchi, Valdines var, Arda var, Donk var, Etebo var. Yani orada Jetson Fernandez var. 11 tane futbolcu var sözleşmesi bitecek olan. Şener var, Ömer var. Yani aklıma gelen Evet. 11 tane. Mehmet'in Özcan'ın bahsettiği haber de bu. Neden bize yok? İşte böyle dediğin zaman antrenmanda da yansır, maçta da yansır. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin o bahsetmiş olduğu birliktelik Galatasaray'da bu sene hiç olmadı. Yani özellikle devre arasından sonra. İrfan Can transferi diyebiliriz, Yıldız Savaşları diyebiliriz, Belhanda'nın gidişi diyebiliriz. Fatih Hoca'ya Fenerbahçe yöneticilerin ifadeleri kullanması, Galatasaray yönetiminin buna cevapsız kalması, Fatih Hoca'nın kendini savunması, Galatasaray'daki o kenetlenme 1,5 sezondur yok. Özellikle devre arasından sonra hiç olmadı. Ve üstüne koyarak bence bölünerek de devam etti. Bir seçim yarışı girildi, bir Yıldız Savaşı'na girildi. İşte Fatih Hoca'nın cezaları, takımdaki oyuncuların bonservis sorunları, sözleşme sorunları hani o bundan önceki şampiyonluklar hep kenetlenerek geliyordu. Kimse sözleşmem demiyordu. Sözleşmesi biten oyuncunun ayağı kırılıyordu mesela Cenk Tosun'da olduğu gibi. Yani o İngiltere'den gelen futbolcunun ayağı kırıldı. Ama takım şampiyonluğa gidiyor. Kimse orada Muslera ayağı kırıldı. Giren çıkanı yerini aratmıyordu. Ama şimdi giren ayrı, çıkan ayrı. Var birçok sorun var. Bu sorunların yumağı da yönetimdeki belirsizlikler, başkan adayları, yönetimin futbol takımıyla arasındaki köprü, hakemler konusunda özellikle ya geçen haftaki Beşiktaş maçına çok net bir şekilde 2 hafta üst üste hakem verildiği zaman Beşiktaş ortalığı ayağa kaldırdı. Ortalığı ayağa kaldırdı. Çok net tepki verdi. Ben saygı duyuyorum yani burada Beşiktaşlar bana yanlış anlamasın. Burada söylememden yanlış yerlere çekmesinler. Beşiktaş doğal tepki verebilir. İletişim grubuyla Sayın Erol Kaynar, bizim Ali Baranseller, ondan sonra bizim Ertuğrullar, taraftar, camia bir araya geldi. Başkan da en başta Sayın Ahmet Nur Çebi ne dedi? Beşiktaş'ın asla hakkını yedirmem, taş üstüne taş bırakmam. Sen Sayın Başkan diyorsun ya sürekli açıklama yapıyor. Sürekli açıklama yapmak yetmez ki. İcraat. Ben bu MHK'ye oy verdim diyorsan o zaman bu MHK'ye gidip o verdiğin oyun hakkını arayacaksın. 30 milyon taraftarı adına sen oy verdin Sayın Başkan bu MHK'ye. Bu Galatasaray olarak 14 kişilik yönetim olarak değil. 30 milyon taraftarın sesi olarak oy vermeye gittin. Verdiğin oyunda hakkını arayacaksın. Galatasaray şu anda doğranıyor bana göre. O zaman da bunu hesabını soracak olan sensin. MHK Başkanı için de TFF için de yani. Peki. Şu habere dikkatlice baktım. Volkan Evet, vurgu yapmak istediğin şimdi kim acaba şeyleri sormak isterim. böyle sıkıntı yapmış olabilir diye düşündüm de. Emre Akbaba ve Ömer Bayram diyor. Şimdi birincisi basın toplantısının açıklanması yanlış olabilir. Ona bir şey demiyorum. Hani Abdurrahim Bey'in oradaki ifadesi belki hani takımı olumsuz etkileyeceği düşünülmesi gerekirdi. O ayrı. Ama Marka ve Luyendama'nın sözleşmesini uzatmak istemek kadar doğal bir şey yok. En başta onu söyleyeyim. Bence Bir doğru bir dakika hamle. neden ya? 1 yıl birisi, 2 yıl birisi var ya. Hayır, ikisi de 1 yıl abi. Hayır abi. 2022 ikisi de. Bak burada öyle yazıyor. Şimdi ben buradan okuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Belki de Luyendama'nın 2 markanın 1 diye biliyorum ben. Onu bir daha soralım Hayır bakarım ben arkadaşlarımıza. Eğer şimdi. fark Birisinin etse 2, birisinin 1 var diye uyarsınlar biliyorum. Ya sonuçta 1 yıl varsa da yaz transfer dönemine düştüğün an Marcao senin önereceğin hiçbir sözleşmeyi kabul etmez. Tamam da bunu kendi aranda yaparsın. Ha, tamam işte onu Bunu... diyorum ben de sana. Basın toplantısında dile getirmek hatalıdır. Ama uzatmayı istemek kadar doğal bir şey yok. Bir de ikincisi Emre Akbaba kardeşim kusura bakma da yani. Kaç 4 3 yıl oldu değil mi? 3. yılı doluyor İkisi de bu sene son. 2022'ymiş bu arada. 2022 yani 1 yıl kalmış. Evet. Bir şey söyleyeceğim. 3. yılın doluyor. Tamam ağır sakatlıklar yaşadın. Hepimiz senin arka ben çok üzüldüm. Yani A milli takım için de çok önemli Tabii bir ki, oyuncuydu tabii ki. Emre. Ama yani şimdi burada mesela bu haberde senin isminin geçmemesi lazım bence. Geçmemesi lazım. Bir Emre de Akbaba. sözleşme imza parası falan bahsedildi. Yani geçen Ha. hafta yalanlama geldi ama o haber yönetimden gelen bir haber bence yani. Burada şimdi o haber çıktı ama o yönetimsel bir haber. Çünkü o haberin futbolcu tarafı yalanladı. 500 bin euro imza parası. Sen Metin Oktay'la anıldın ya. Evet. Metin Oktay'la anıldın ya. Galatasaray tarihinin Tanıtım filmi öyleydi. Ali Sami Yen'den sonraki en önemli simgesi ya Metin Oktay. Doğru. Sen o isimle anılıyorsun. Eğer 500 bin euro imza parası bilmem ne falan. Evet Galatasaray camiası sana 2 sakatlığında da çok büyük vefa örneği gösterdi. Büyük, hakikaten büyük Büyük yani. vefa örneği Ya gösterdi. 3 yılda Futbolcuların... ben sana söyleyeyim 3 yılda 6 ay top oynamadı Emre. Hiç
kusura bakmasın. Evet. Bak çok seviyorum, çok yetenekli bir oyuncu. Gerçekten izlemekten keyif alıyorum. Ama yani bu, ha diyecek ki kardeşim o gün o gündü, bugün bugün. E o zaman Metin Oktay selamı yapmayacaksın abi. Açık ve net söylüyorum sana. O gün öyleydi. Yani ne güzel ya, 2 milyon 250 bin euro alacaksın. Metin Oktay'la özleşeceksin. Tamam alsın parasını ama işini yapacaksın. Bu habere futbolcunun yalanlama yapması da etmez. Yönetim de yalanlaması lazımdır normal şartlarda. Volkan. Evet. Bu haberi futbolcunun yalanlaması değil. Böyle bir şey yoktur diye. 500 bin euro imza parası istiyor. Haberi yönetimden gelen bir haber çünkü. Mesela ben şunu da merak ediyorum. Emre Akbaba'ya 500 bin euro imza parası veren takım var mıdır şu anda? Hani Galatasaray dese ki ben seni bıraktım kardeşim. Herhangi bir buradaki konuşulan iddia edeni söylüyorum. Trabzonspor istemiş. Trabzonspor istediği için ben devam ederim 500 bin euro imza parası. E ne oldu Metin Oktay selamı? İşte onu söylüyorum. Ben o günü söyledim. Metin Oktay olmak kolay değil. Bu camiada kimler geldi, kimler geçti? Metin olmak kolay, Metin Oktay olmak kolay mı ya? Peki. Metin ol diyor ya. Metin ol. Metin olmak kolay değil ya. Önünde Göztepe maçı var Galatasaray'ın. Biraz da isterseniz bu karşılaşmayı konuşalım. Ciddi eksikler var. Falcao da bir talihsiz sakatlık yaşadı aynı şekilde. Yine geçmiş olsun diyelim. Ona, özel bir maskeyle oynayacak ama tabii bu karşılaşmada olmayacak. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz Göztepe'de, İzmir'de? Bu arada Savaş abi şimdi arada eksikleri saydı. Maşallah. Savaş bir daha hatırlatalım istersen eksikler kimler olmayacak. Tedavileri devam ediyor. Bugün çünkü izinin ardından devam edecekti. Ama kesin olmayacaklar. Onyekuru Nijerya'da dönse bile sakat. Giderken sakatlanmıştı. Henüz açıklanmadı. O da 2 hafta en az yok. Zaten pandemi süreci gelse karantina var. Abubakar'da da aynısı olmuştu. Yedlin, Falcao, Babel, Donk cezalı. Yani takımın yine iskeletleri bakıldığı zaman. Yani 6-7 tane bayağı çok ciddi. İlk 11 bir defa sağ bekin. Şener'e kalıyorsun yine. İlk 11 veya ilk 11 aday. Hani oyuncular hepsi. Hani hiç böyle oynamayan etmeyen oyuncular değil. Valla Göztepe'de taş gibi takım. Bu hafta geçen da kazandı. Geçen hafta 3-3'te 3 evet. yaptı. 2 galibiyet bir beraberlik. Hatay maçını izledim. 2 galibiyet bir beraberlik çok iyi top oynuyorlar. Hatay maçını izledim. Müthiş top oynuyorlar. Hatay'da Galatasaray'a 3 tane atmıştı biliyorsun. Onlar Hatay'a 3 tane attı. Yahoviç bayağı formda. Yani zor maç. Galatasaray açısından zor maç. Yani tabii ki her sonucu açık ama valla ben Volkan, Galatasaray'ın bu maçta kazanabileceğini düşünmüyorum. Açık Volkan, ben o sayıda eksiklerden sonra. 97'den bu tarafa yılını artık hesaplayalım. Galatasaray'ı takip ediyorum. Daha öncesinde de futbol sever olarak takip ediyorum. Bu kadar iniş çıkış demiyorum ama bu kadar kötü bir dönemini hatırlamıyorum. Yani bu kadar bir anda çat diye çöktü değil mi? Bu kadar çat diye çöktü. Çökerken herkesin birbirinden kopuk. Kenetlenme bir türlü olmuyor. Herkes herkese başkanlık seçimi, futbol takımında ayrı şey. Teknik adam cezalı oluyor. Fatih Terim ayrı, hakemler. Bu kadar düşüş. Düşüşün nedenlerinin çeşitli etkenleri var ama kimse çare olamıyor. O yüzden de Göztepe maçı da benim için şu anda Galatasaray kazanabilir diyemiyorum. Çünkü o havayı görmedim. Bence çok Göztepe'yi zor. İzledim. Göztepe çok iyi bir takım. 3 haftadır Ünal Hoca'yla beraber çok ciddi bir çıkış yakaladılar. Bunları da eksikleri koyduğun zaman Falcao eksiklik diyoruz ama Falcao varken de oynatılmadı hocam. Yedekti. Evet abi Falcao'nun sana lazım olduğu zaman da oynatılmadı. Bir de 2 haftadır da kesin Falcao oynayacak denirken. Aynen öyle. Ve sen hiç oynamıyorsun. Hiç oynatılmıyorsun. Evet kırmızı kart gördün 10 kişi kaldın ama ya Mustafa Muhammed çıktıktan sonra 2-1 falan önde olman lazım yani stopera oynamayı alman için. O yüzden İkiniz burada, de o zaman anladığım kadarıyla Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorsunuz. Ben de yani ben açıkçası Galatasaray'ın kazanabileceğini ben düşünüyorum. Ben Karagümrük maçının burada yayında Galatasaray'ın net kazanabileceğini düşünüyordum. Ben de Galatasaray'ın kazanacak. Bak şimdi ama nereye kadar? Mehmet'le beraber stadın önünde arabalar yanaştık birleştik arabalar yanarken Mehmet kadro ben dedim fikrim değişti. Galatasaray kazanamaz dedim. Birçok Galatasaray'da benim gibi düşünmüştür 11'i gördükten sonra. Birçok Galatasaray'da benim gibi düşünmüştür yani çok net. Peki. Beşiktaş. Maç da zor bence Galatasaray. Zor maç evet. İki tane sol bekim var. Saratçı var. Emre Taşdemir var. İşte Saratçı'nın da burada mesela Mehmet'in haberinde Saratçı'nın ismi de geçiyor. Tamam ismi geçiyor. Ama elinde ya Saratçı, Emre Taşdemir. İkisi de sözleşmesi biten oyuncular. Evet. İkisi de bitiyor. Ama şu anda Emre Taşdemir, Saratçı gibi bir oyuncu varsa ne kadar kötü olursa olsun iki tane sol bekten birisi oynar. Bir hafta önce Ozan Vanfor gibi bir stoperim var. Merkezi stoper çok kötüymüş. Neden kötü? Bir senedir niye kötü? Bir senedir bu takımla idmana çıkıyor. Bunların hepsi ama bir yere bağlamak değil. Böyle baktığın zaman 3-4 yerde farklı nedenleri görüyorum. Yani başkanlık seçimleri, Florya'nın sahipsiz kalması. Abdurrahim Albayrak aday oluyor mu abi? Onu soracaktım sana. Şu an gelen son şu anda Abdurrahim Albayrak aday olmayı çok istiyor. Başkanın bugün yapacağı açıklama saat 15'teki Galatasaray TV'de yapacak açıklamalar önemli. Başkan aday olmazsa %100 Abdurrahim Albayrak adaylık için soyunmaya başlamış.
Ne kadar hazırdır, nasıl hazırdır bilmiyorum. En son adalet istiyordu Sayın Albayrak. Adalet istediği yerde ben çok netim. Adaleti herkes istiyor. Ama sadece istemekle yapmıyor. Ben diyorum eylem eylem. Galatasaray taraftarı eylem bekliyor. Bak tekrar örnek veriyorum. Beşiktaş 2 hafta üst üste hakem verildiği için neler yaptı? Volkan sen de gördün evet, ya. Evet